Herkese merhaba. Elimde görmüş olduğunuz akıllı telefon HTC Windows Phone 8S. HTC'nin geçtiğimiz Eylül ayında tanıtmış olduğu iki Windows Phone 8 telefonundan bir tanesiydi. 8X ve 8S. Daha önce 8X'i incelemiştik. Şimdi sırada 8S var. 8X biraz daha üst sınıfa hitap eden bir telefondu. Buna karşılık 8S mütevazı özellikleri biraz daha orta sınıfa hitap eden bir Windows Phone telefonu olma özelliği taşıyor. Yine HTC 8S'te 8X gibi eşsiz bir tasarıma sahip oldukça şık görünen bir cihaz. Her iki cihazı da gördükten sonra Microsoft'un bu telefonları simge niteliğinde Windows Phone 8 cihazları olarak nitelendirmesini, lanse etmesini anlayışla karşılıyoruz. Devam edelim. Polikarbondan yapılmış bir kasayla geliyor Windows Phone 8S'te 8X gibi aynı malzeme. Yine pürüzsüz yüzey ve tasarım açısından baktığımızda da yine kavisli bir kavis yapan bir arka bölüm var. Düz ancak kenarları ve köşeleri doğru gittiğimizde kavisli yapıyı görüyoruz. Bu sayede bu telefonu elde rahatlıkla taşıyabiliyorsunuz. 4 inçlik bir ekranı sahip olması da kapladığı alanın biraz daha küçük olmasını ve böylelikle hem elde rahat tutmasını hem de cebe rahatlıkla sığmasını olanak sağlıyor Windows Phone 8S'in. 8X tamamen sabit, herhangi bir parçası çıkarılamayan nitelikte bir telefondu. Buna karşılık 8S'in altta görmüş olduğunuz farklı renkteki bölümünü çıkartabiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi biraz zorlanmakla birlikte kolaylıkla çıkarabileceğinizi söyleyebileceğimiz bir parçası var. Bu parçayı kapağı çıkardığınızda altta görmüş olduğunuz gibi 32 GB'a kadar destekli microSD kart yuvası ve microSIM kart yuvası yer alıyor. Görmüş olduğunuz kapak mavi renkte yapılmış, telefonun gövdesi, ana gövdesinde de koyu mavi tonlar kullanılmış. Altta görmüş olduğunuz açık mavi tonları yukarıda kameranın etrafını çeviren halkayla uyum içerisinde. Ön tarafa baktığımızda yine Windows tuşlarının bulunduğu bölümde aynı renkte yapılmış. Ayız hoparlörü de aynı renk. Böylelikle tasarım açısından güzel bir renk uyumu yakalanmış HTC Windows Phone 8S'te. 8S'te 480x800 piksel çözünürlüklü kapasitif dokunmatik Super LCD ekran bulunuyor. Ekranın çözünürlüğü 480x800 piksel çözünürlük artık bizlere biraz düşük gelmekte. Ancak ve ancak bu telefonda bu çözünürlüğün çok da kötü olmadığını söylemek gerek. 4 inç zaten biraz küçük kalıyor. Bu nedenle piksel yoğunluğu biraz daha yüksek. Ve Windows Phone 8'in canlı kutucuklarını oldukça etkileyici, beğendiğimiz arayüzünü şık bir şekilde gösteriyor bu telefon. Super LCD ekranın görüş açıları da fena sayılmaz baktığınızda. Sağdan ve soldan, üstten alttan baktığımızda renkler hemen hemen aynı doğrulukta kalmakta. Bu açıdan da cihazın ekranın iyi bir görsel deneyim sunduğunu söyleyebiliriz. Ekranın altında bahsettiğim gibi kapasitif dokunmatik Windows tuşları bulunuyor. Sol tarafta herhangi bir giriş çıkış elemanı yok. Alta baktığımızda micro USB portu ve mikrofon yer alıyor. Sağ tarafa baktığımızda özel bir kamera tuşunu görüyoruz. Hemen onun yukarısında da ses tuşları yer alıyor. Üste baktığımızda da 3.5 mm'lik kulaklık jack'ı ve güç butonunun yer aldığını görüyoruz. Arkaya baktığımızda arkada 5 megapiksellik kamera var. Bu kamera otomatik odak özelliğine sahip ve hemen yanında LED flash bulunuyor. Bu kamera saniyede 30 kare hızında 720p HD video kaydı yapabiliyor. HTC logosu, Beats Audio logosu, bu demek oluyor ki telefonda Beats amplifikatörü bulunmakta ve Beats logosunun hemen altında da görmüş olduğunuz gibi HTC'nin alıştığımız hoparlör ızgarası yer alıyor. Hoparlör yer alıyor alt bölümde. Ekran, tekrar ekrana dönelim. Windows Phone 8'e dönelim. Windows Phone 8 görmüş olduğunuz gibi cihazın renklerine uyum sağlayacak şekilde bir mavi renk görüyoruz. Özel bir HTC teması olduğu belirtiliyor ayarlar bölümünde bunun. Yine canlı kutucuklar, üzerindeki bilgiler dinamik şekilde değişiyor. Siz buralara yeni kutucuklar ekleyebiliyorsunuz veya kutucukların boyutunu dilediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. 3 farklı büyüklük var görmüş olduğunuz gibi. Bunun yanı sıra bileşenleri dilediğiniz gibi ana ekran içerisinde taşıyıp bu şekilde özelleştirilmiş bir ana ekran, başlangıç ekranını yaratabiliyorsunuz. Bu da bir güzel özellik. HTC'nin de çeşitli bileşenleri var, çeşitli uygulamaları var. Her ne kadar fazla olmasa da bunu da belirtmeden geçmeyelim. HTC uygulaması bunlardan bir tanesi. Gördüğünüz gibi ana ekranda bir bileşen var, saat bileşeni. Saati de anında görmeniz olanak sağlıyor. O bileşene dokunduğunuzda karşınıza hava durumu, hisseler, haberler gibi çeşitli öğeler çıkıyor. Bu uygulamanın kapsamı biraz sınırlı ancak belki ileride güncellemelerle çok daha iyi hale gelebilir. Devam edelim. Uygulamalar bölümüne girdiğimizde fotoğraf geliştirici uygulaması var. Android'den bildiğimiz uygulama burada da yer alıyor. Ve yine Windows Phone mağazada HTC Apps diye özel bir kategori var ve bu kategori altında
birkaç tane uygulama yer alıyor. Fener uygulaması Android telefonlarından biliyoruz HTC'nin, burada da mağaza altında indirilebilir şekilde bulunuyor. Ve bunun dışında bağlantı ayarı, konvertör, daha fazla alan yarat gibi pratik uygulamalar bulunuyor. Windows Phone mağazada HTC Apps kategorisinin altında. Ve tabii yine Windows Phone mağazadan farklı uygulamaları indirebilirsiniz. Cihazınıza yükleyebilir ve işlevini daha da arttırabilirsiniz. Telefonda 512 MB'lık bir bellek var. Bu tüm Windows Phone mağazadaki uygulamaların herhangi bir sınırlama, uyumlu sorun olmadan çalışmasına olanak sağlayacaktır. 1 GHz'lik çift çekirdekli Qualcomm Snapdragon S4 Pro işlemci bulunuyor. 4 GB dahili bellek ve 32 GB'a kadar destekli microSD kart yuvası var. Bunları da hemen aklımıza gelmişken belirtelim. Görmüş olduğunuz gibi popüler ücretsiz uygulamalar bu şekilde, paralı uygulamaları da indirebilirsiniz. Windows Phone mağazada popüler uygulamalar var, ancak hala uygulama konusunda bazı eksiklikler var. Umut ediyoruz ki yeni yılla birlikte çok daha fazla popüler uygulama, çok daha işlevsel uygulama burada yer alacaktır. Bunun dışında ayarlar bölümüne baktığımızda, daha önceki incelediğimiz Windows Phone 8 cihazlarından biliyoruz, oldukça sade bir kullanıcı arayüzü var burada. Ve Beats Audio uygulaması özel bir uygulama olarak görüyoruz. Telefonda biliyorsunuz Beats Audio desteği var. Siz bir Beats Audio kulaklık bağladığınızda özel olarak hazırlanmış bir equalizer, amplifikatör harekete geçiyor, kullanıma açılıyor. Siz tabii kulaklık bağlıyken Beats Audio profilini, ses profilini buradan açıp kapatabiliyorsunuz. Böyle bir basit uygulama, Beats Audio uygulaması. Ve HTC Windows Phone 8S ile ilgili söyleyeceğimiz son şey kamerası. Kamerasından da bahsedelim. Kamera çözünürlüğü düşük tutulmuş. 5 megapiksel kamera ve 720p video kayıt yeteneği orta sınıf bir telefon için yine tatmin edici olduğunu söyleyebiliriz. Görmüş olduğunuz gibi 8X'ten alıştığımız bir kamera arayüzü var. İsterseniz ekrana dokunarak fotoğraf çekin, isterseniz kamera tuşunu kullanarak fotoğraf çekebilirsiniz. Basit kontroller var ve bunun yanı sıra çeşitli lensleri de Windows Phone mağazadan yükleyebilir. Çekmiş olduğunuz fotoğraflara farklı havalar katabilirsiniz. Bu kameradan da özetle bu şekilde bahsedelim. Onun dışında Microsoft'un Office uygulamaları, OneNote uygulaması, bu gibi uygulamalar da yüklü geliyor. Çocuk odası uygulaması da yüklü gelmekte. Eğer yazılım hakkında daha fazla detay isterseniz Windows Phone 8X incelemesindeki özel yazılım incelemesine göz atabilirsiniz. Windows Phone 8S ile ilgili aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Telefonla ilgili daha fazla ayrıntıyı teknoblog.com'daki inceleme yazısında bulabilirsiniz.